Merhaba değerli izleyiciler. Bu pazar Loca Temizlik firmasından iki çok değerli konuğum var. Birisi firmanın kurucusu Sayın Bekir Karadeniz, diğeri de proje yöneticisi Sayın Yılmaz Temel. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz sizi biraz tanıyabilir miyiz? Sizi, firmanızı? Tabii ki. Bekir Karadeniz, 1985 İstanbul doğumluyum. 6 yıllık evliyim, 5 yaşında iki tane ikiz çocuklarım var. Allah bağışlasın. Amin cümlemizin. Sağ olun. Sektör olarak yaklaşık 12 yıldır sektördeyim. Öncelikli olarak bu işin en çıraklık kısmından başlayarak geldim. Eğitim sürecim boyunca da hem dünyada hem de ülkemizde bu konuyla ilgili çalışmaları bizzat yakından takip ettim. Seminerlere katıldım. Bu sektörün geleceğiyle alakalı neler yapılabilir, sonraki süreçte neler olacak, neler getirecek, birçok kişisel gelişim programlarında, seminerlerde, makalelerde hem ülkemizde hem de dünya çapında neler oluyor, neler getiriyor, yakından takip ederek sektörde gayet bilinçli, bilerek ne yapılmasını isteyerek başladık çalışmalarımıza. Yaklaşık 10 yıldır da profesyonel olarak sektörde faaliyet göstermekteyiz. Birçok kurumsal çalışmamız oldu. Sektörde önce firmalarla hem çözüm ortaklığımız olarak kendi çalışmalarımızı da geliştirdik. 1990'lı yılların başlarından itibaren gelişmekte olan inşaat sektöründe olan gelişmeyi ve bu alanda doğan potansiyel iş gücü açığı, değil mi? Açığını fark edip burada firmamızın ayrı bir dalını geliştirdik. Nedir? İşte inşaat alanlarında ustalık gerektirmeyen ve ustalık gerektiren iş gücü temini diye tabir ettiğimiz alanlarda altyapımızı oluşturarak sektörün öncü projelerinde öncü firmalarında hizmetlerimizi vermeye başladık. Aslında çok önemli bir iş yapıyorsunuz çünkü çok açığı olan, istihdam anlamında sıkıntıları olan bir sektör ve hani o anlamda iş gücü sağlamanız çok güzel bence. Daha nice 10 yıllar diyelim inşallah size. Evet, biz Sayın Yılmaz Temel'i tanıyalım istiyorum. Kendisi de Loca Temizliğin proje yöneticisi. Sizi tanıyabilir miyiz biraz? Teşekkür ederim. 1981 Tokat doğumluyum. Evliyim. İki tane çocuğum var. Loca Temizlik firmasıyla beraber çalışıyorum. Firmada proje yöneticisi olarak görev yapmaktayım. Projelerde, operasyon yükü sizde evet, aslında anladığım kadarıyla. Sahadayım genelde. Orada bizim kendi personelimizle beraberiz. Aynı şekilde yüklenici firmayla beraber koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Orada yapılacak işlerimiz belli zaten. Belli bir iş şeyimiz var, akışımız var. Elemanlarımızı ona göre yönlendiriyoruz. Elemanlarımız iş alımları, çalışma performansları. Onun haricinde almaları gereken iş başı yapmadan önce iş güvenliği eğitimleri. Sonra bizim kendi içimizde şirketimiz olarak politikalarımız içerisinde olan yeterlilik şeylerimiz var, testlerimiz var. Gerek uygulamada gerekse farklı olarak. Bu şekilde ben... Siz onların denetimleri aslında sağlıyorsunuz bir nevi. Şeyle beraber, merkezle beraber aynı şekilde koordineli çalışıyoruz. Evet. Çok güzel. Peki ben biraz sektöre değinmek istiyorum Bekir Bey. Evet. Yani temizlik sektörü aslında çok geniş bir sektör. Sizler kurumsal firmalara hizmet veren yine bir kurumsal nitelikli bir firmasınız. Neler yapıyorsunuz? Sektörü nasıl görüyorsunuz? Şimdi sadece temizlik firmalarla alakalı değil.
çağımızın gerekli olarak bütün bireysel olarak da en önemli kriterlerinden bir tanesi. Çünkü bütün yaşam alanlarımızın işte ne kadar temiz, bakımlı, düzenli olursa o kadar daha hem yaşam kalitemiz hem iş ortamlarımızdaki iş kalitemiz o derece artacaktır. Yani hiç kimse düzensiz, dağınık, temizliği yeterince yapılmamış bir ortamda sağlıklı koşullarda bulunmak istemeyecektir. Ve günümüzün iş yoğunluğunu artık her evde işte eşler her ikisi de çalışmaktalar. Doğru. Yani siz de bir bayan olarak iş sektöründesiniz. Doğru. O yüzden işinizden arta kalan zamanınızda kendi sosyal aktivitelerinizi daha fazla çocuğunuza, ailenize daha fazla zaman ayırmak düşüncesinde böyle bir açık doğmakta. Biz de bu alanda işte sizin orada evin düzeni, temizliği, işte yaşadığınız sitenin temizliği, tertibiyle bunları düşünmemeniz, bunları dert etmemeniz, bunlara zaman ayırmamanız için orada çözüm ortağı olarak biz bulunuyoruz. Yaşam alanlarınızın daha yaşanabilir duruma getirilmesi için böyle bir hizmetimiz var. Bunu yaparken de yetişmiş, nitelikli, bütün uğraşımız önce insana veriyoruz. Ben burada bir soru yöneltmek istiyorum. Size aslında çok güzel yani bir şeye değindik. Nitelikli iş gücü dedik. Nitelikli iş gücü nedir tam olarak? Yani siz nasıl nitelendiriyorsunuz? Şimdi burada şunu kastediyoruz. Yapacağınız iş her ne olursa olsun bunun bir ihtisas alanı var. Bir akademik eğitim almanız lazım. Biz dünyadaki gelişmelere yani sonradan çok hızlı katıldık. Yani ülkemiz son 20 yılda çok ciddi bir ivmeyle işte Avrupa standartlarını yakalamaya çalışıyoruz. Çok yol kat ettik. Bu bağlamda ara eleman dediğimiz alanda ve bu işlerde yani bir henüz akademik olarak bir kurum olmadığı için biz kendi iç denetimlerimizde, iç eğitimlerimizde, görev başı eğitimlerimizde işte temizlik malzemesi nasıl kullanmalı, hangi alana hangi maddeleri uygulanmalı, hangi yüzeyler hangi kimyasalla temizlenebilir, kimyasalların birbirleriyle karıştırılıp kullanılması veya kullanılmaması gibi hem görev başı hem de öncesinde merkezimizde, şirketimizde bununla ilgili ayrılmış alanlarda, sınıflarda eğitim vererek ve bu eğitim sonrasında da belgelendirme yaparak o kişinin vereceği hizmeti bir kimlik, bir ehliyet verilmesi gibi. Buna da genel olarak nitelikli iş gücü temini diye adlandırıyoruz. Çok güzel. Aslında çok olması gereken bir şey. Çünkü yani her işte olduğu gibi mutlaka bir konuda bir prosedür var ve o prosedürü izlemek için bilinçlenmek gerekiyor. Tam bu noktada size sormak istiyorum İlmaz Bey. Yani siz operasyonları denetliyorsunuz. Evet. Hani bir operasyonun başlayacağı zaman hangi eğitimlerle başlıyorsunuz? Hangi eğitimler veriliyor? İş güvenliği midir esas olan? Teknik eğitimler midir? Nasıl planlıyorsunuz bunları? Önce şirketimize yeni iş başvurusu yapılıp işe kabulü onaylanan personelimiz öncelikle iş güvenliği eğitiminden geçiyor. Sonra biz kendi şirket içerisinde yaptığımız eğitimlerimiz var. Onları verdikten sonra iş başı eğitimi var uygulamada. Hı hı. O şekilde elemanları aslında çok güzel hazırlıkları tam oluyor ve dolayısıyla yani gönül rahatlığıyla sahada aslında çünkü hakikaten nitelikli olmuş bir personel yapısı ile karşılaşıyoruz. Çünkü tehlikeli işle alakalı ağır iş olduğu için biz bu eğitimleri vermemiz gerekiyor. Doğru. Öncelikle iş güvenliği. Doğru. İş güvenliği olmadan hiçbir şekilde personeli biz çalıştırmıyoruz. Tabii yani işte yeri geliyor çok büyük yerlerde belki cam silimleri oluyor değil mi? Cephe temizlikleri vesaire. Hani inşaat sektöründe olduğu gibi sizin işinizde de can güvenliği çok önemli ve kimyasallarla sonuçta bir temas var. Tabii. Ben de aynı zamanda yüksek sınıf belgeli bir iş güvenliği uzmanıyım. Çok yapmasam bile konuya en azından vakıfım. Dolayısıyla çok önemli ve hani sizin bu bilinçli olmanız firma olarak özellikle çok güzel. Evet. Çok memnuniyet verici açıkçası. O eğitimi vermeliyiz ki çünkü projenin biz temelinden başlıyoruz.
proje yüklenici firma projeyi teslim edene kadar beraber iş ortağıyız. Yani eleman, personel geldi işte 3 ay çalıştı falan. Bizim yatırımımız ileriye dönük, nitelikli şeyle kalifiye eleman yetiştirmek. Hı-hı. O şekilde yani proje bitene kadar bir aile gibi onlarla beraberim ben orada. Bütün her şeyleriyle ilgileniyorum. Sorunlarıyla, sıkıntılarıyla. Yani iş özellikle iş güvenliği ile alakalı devletimizin aldığı kanunlarla alakalı bir değişiklikler falan olduğunda bize bilgi geliyor zaten. Ben merkezle görüşüyorum. Bizim kendi iş güvenliği ekibimizle. Sonra aramızda bir toplantı yapıyoruz. Sonra personele bunu açıklıyoruz. Nelere dikkat edilmesi gereken işte önceden yaptığımız işlerin şimdi yapılmaması gerektiğini, yani tehlikeli. Çünkü ağır bir sektör, tehlikeli bir sektör. Doğru. Yani o şekilde eğitimler bizim için çok önemli. Özellikle iş güvenliği eğitimi. Çok güzel. Sizin gibi bilinçli firmalar olması açıkçası çok memnun etici bir vizyonunuz var çünkü. Hani biraz ileriyi görerek davranıyorsunuz. Bence sizin farkınız da olsa gerek açıkçası. Öyle düşünüyorum. Onun dışında sistematik eğitimler veya hani personelin gelişimine yönelik var mı bir takım çalışmalar? Tabii ki. Şöyle sürekli olarak her yeni bina yapıldığı sürece burada kullanılan malzemenin türünden tutun da yapım aşamasındaki uygulamalara kadar her şey gelişmekte. Yani bütün sektörlerde olduğu gibi işte eğitim sektörü, bilimde, sanayide gelişme nasıl varsa bizim sektörümüzde de var. Hı hı. Ve biz bunun dışında kalamayız. Bunu göz ardı edemeyiz. Hı hı. Bunun için sürekli görev başı eğitimlerimizi veriyoruz. Yeni bir ürün çıktığı zaman bunun uygulamalı eğitimlerini veriyoruz. Bu şekilde devamlı personelimizin güncel bilgilerle, güncel donanımlarla tutmak ve verdiğimiz o hizmeti sürekli arttırarak ve sektörde de bununla ilgili bir kurumsal kimlik çalışması kendi içimizde de yapıyoruz yani. İstiyoruz ki bu da artık bir sektör boyutuna gelsin. Hı hı. Burada çalışan ve hizmet alan herkes bunun önemli olduğunu, farkındalığını bilsin diye sürekli olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Peki hizmet verdiğiniz hani alanlara gireceğim yine, alışveriş merkezleri değil mi, onun gibi inşaat, yani o spesifik alanlar hangileri, daha çok hangi alanlarda varsınız bu hizmet yelpazesinde? Şimdi biz yaşam alanı olan her yerde varsınız, ne güzel. Çünkü yaşadığınız her yerde temizlik ihtiyacı gerekli bir ihtiyaç. Asla göz ardı edilmeyecek bir ihtiyaçtır. Elbette. Biz tabii çalışmalarımızı daha çok kurumsal alanlarda yapıyoruz. Kurumsal projelerde. İşte nedir? Toplu konutlar, alışveriş merkezleri, plazalar. Bu tür alanların inşaat aşamasından başlayıp inşaat aşaması bitene kadar, az önce de üzerinden geçtiğimiz gibi iş gücü temini, sahada çalışacak işte beden iş gücü, sıvacı, boyacı vesaire. Bu alanlarda da iş gücü sağladıktan sonra daha sonra inşaat bitiminde yaşam alanı öncesi bir temizlik hizmetimiz söz konusu ve sonrasında yaşam başladıktan sonra artık devamlılığı daim olacak, arz edecek hizmeti sağlamak. Bu nedir? Bu daha önceki dönemlerde, yani bir 15 yıl, 20 yıl önce kapıcılık sistemi diye ülkemizde faaliyet gösteren firmaların hizmetin artık kurumsal, eğitimli, bu işi bilen firmalar tarafından verilmesi, sağlanması hizmetinde. Hı hı. Ve aynı zamanda okullarda bu hizmeti veriyoruz. Tüm devlet okullarımızda özellikle bu hizmeti vermek istiyoruz. Onu nasıl sağlıyorsunuz? Yani yeni bir proje mi bu? Şöyle, bu tabii belli bir süredir devletimizin de desteğiyle yapılan bir hizmet. Yani önceleri işte temizlik hizmeti alınması için, bu hepimizin başına gelmiştir, İşte ailelerden destek toplanması diye. Hı hı. Ama artık bunu devletimiz finanse ediyor. Kaymakamlıkların aracılığıyla
mal müdürlükleriyle finanse ediliyor. Biz de buralarda... Bir ihale mi oluşturuyor? Tabii ihale. İhale süreci en uygun fiyat teklifi çalışması şekli. Katılıyoruz. Şu an hizmet verdiğimiz birçok okul var. Tabii bunların yanında okul olduğu için yani elimizden geldiği kadar da biz de hani maddi beklenti olmadan bazı şeyleri... Bir gönül desteği aslında, bir sosyal sorumluluk projesi bir nevi. Evet, kesinlikle. Çok güzel. Hani imkanlarımız dahilinde yapmaya, katkıda bulunmaya çalışıyoruz yani. Bu şekilde aynı orada da istihdam ettiğimiz personeller hem öğrenciyle hem idari kadroyla, öğretmenlerle hem de yaptığı işle nasıl bir faaliyet içinde bulunması gerektiğini sürekli olarak hem görev başında hem de öncesinde eğitim veriliyor. Yani istiyoruz ki, yani bütün yatırımımızı insana yapıyoruz. Doğru. Ve istiyoruz ki bu da bir sektör ve artık bunu bir daha bilinçli hale gelsin, daha bilinçli bir hale aslında gelmesini istiyoruz. Şöyle ki aslında hani kanayan yarımız olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Mavi yaka dediğimiz personel yapısı, yani evet beyaz yaka belki zaten eğitimli geliyor ki hani istihdam onunla ilgili sağlanıyor ama mavi yaka anlamında maalesef açıkçası kalifiye iş gücü bulmak çok zordu. Bence siz çok önemli bir noktaya değinmişsiniz firma olarak. Her şeyden önce mavi yakayı yerinde hani yetiştirip aslında bir hani bir sürü eğitim süzgecinden geçiriyorsunuz. Yani işte iş güvenliğinden tutun işte mesleki eğitime kadar. Bu çok önemli bence. Sadece hani kendi yaptığınız alanla ilgili değil, ben hani Türkiye'ye de çok ciddi bir katkıda bulunduğunuzu düşünüyorum bu anlamda. Çünkü çok eksik olan ve kanayan bir yara. Evet, öyle olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Tabii ki biz ticari bir işletmeyiz. Yani tabii, ilk elbette amacımız ki bu. Ama bunun yanında da toplumsal olarak yapabileceğimiz imkanlarımızın yettiği, yani belki bununla ilgili ileriki süreçte bir dernek oluşum kurulması çalışmalarımız var. Yani sektörle ilgili. Ben tam size aslında bu soruyu yöneltecektim. Biraz sektöre nasıl bakıyorsunuz kısmı. Çünkü hani evet siz bilinçli bir firmasınız belli ki. Bununla ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. 10 senedir zaten sektördesiniz. Evet. Ve bunu daha iyi nasıl yaparız gibi bir kaygıyla aslında iş yapıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Bence kesinlikle bu sizin farkınız olsa gerek ama sektördeki diğer oyunculara nasıl bakıyorsunuz? Yani hani şimdi baktığınız zaman sizin gibi yine mavi yaka istihdamı sağlayan, işte temizlik hizmeti veren veya iş gücü sağlayan birçok firma var veya olmaya çalışıyor ama bilinç eminim ki farklıdır. Sektörü nasıl görüyorsunuz? Yani şimdi her sektörde olduğu gibi bizim de açıkçası en büyük kanayan yaramız burası diyebiliriz. Biz istiyoruz ki yani hizmet veren firmalar olarak da belli bir çatı altında toplanıp hem kendi çıkarlarımız diyeyim, yani doğru, firmasal doğru olarak bunu söylüyorum, hem kendi menfaatlerimiz hem de hizmet verdiğimiz hizmet alıcılar açısından bunun belli bir standartları oluşturmak, kurmak istiyoruz açıkçası. Bu konuyla da ilgili bir çalışmamız var. Yani belki bir öncülük edeceğimiz veya destekleyeceğimiz bir çalışma olacak. İlerleyen dönemlerde de bunu hem sosyal medyada hem görsel medyada daha fazla sesimizi duyurmak için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. İnşallah, gerçekten çok önemli. Özellikle bir dernek açığı olduğu da belli. Umarım evet, sizler buna öncülük edersiniz. Biz de sizleri İnşallah izliyor oluruz. İnşallah. İnşallah. Bütün temennimiz o yönde. Çünkü her iki tarafın hem hizmet sağlayıcı hem de hizmet alıcı tarafından her iki tarafın şartları, işte menfaatleri doğru korunması gerekiyor. Bunun doğru için de belli bir standartlar oluşturulmalı. Biz doğru şu an bu standartlarımız yok. Yani herkes gönül rahatlığıyla sektörde girip faaliyet gösterebiliyor. Ama bu hem yeni sektöre girenler için hem de bizim gibi sektörde olanlar için bir sıkıntı yaratıyor. O yüzden... Peki, gelecek planlarımız nedir? Aslında ben bunu yöneltmek istiyorum size çünkü programımızı kapatmadan. Lojata Bizlik firmasını tanıdık aslında. Gerçekten çok memnun olduk katılımınız için ama gelecekle ilgili planlarınızı da alarak aslında bir program kapanışı yapmak istiyorum.
Gelecekle ilgili planlarımız da yani bu bahsettiğimiz bütün konular çerçevesinde bunları daha ileriye götürmek. Daha bilinçli. Daha bilinçli bir şekilde bu hizmeti sunmak. Hem kullandığımız malzeme hem de iş gücü bakımından devamlı olarak kaliteyi arttırarak bu sektörde varlığımızı sürdürmek istiyoruz. Yani gelecekle ilgili güzel düşüncelerimiz var. Çok yani güzel çalışmalarımız var. Dediğim gibi ilerleyen süreçte tekrar tekrar bunları hem sosyal medya hem de görsel medyada da aktif olarak sürdüreceğiz yani. Çok güzel. Biz de size bu şeyler diliyoruz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Yılmaz Bey ve Bekir Bey'e değerli vaktinizi bizimle paylaştınız. Evet değerli izleyiciler, bugün Loja Temizlik firmasını tanıdık ama gerçekten çok bilinçli, çok farklı. Özellikle mavi yaka istihdamı ki bizlerin mutlaka çok aslında kanayan yarası olan bir alan. Dolayısıyla o alanda gerçekten kendini sürekli yenilemeye çalışan, sürekli iyileşmeyi hedefleyen güzel bir firma ve firmanın değerli kurucuları Sayın Bekir Karadeniz ve proje öncüsü Sayın Yılmaz Temel'i ağırladık. Kendilerini tekrar başka bir programda ağırlamak isteriz. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın. İyi hafta sonları.